Tekrar hoş geldiniz. Tamamdır. Biraz kendinizden bahsedelim. Hoş bulduk. Ben Gülden Erten, eşim Erkan Erten. Bizim küçük kızımız 7 yaşında Şirin Erten. Otizmli bir kızımız var. Bu vesileyle sizinle de bugün burada birlikteyiz. İkinci kızımız da otizmle birlikte yaşamayı öğrenmeye çalışıyoruz. Her gün, her etapta. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çabalıyoruz. Şeyi söyleyeyim isterseniz, 3 yaşında tanı aldık. Daha 2,5 yaşındayken artık bir şeyler farklı gitmeye başlıyor diye düşündük. Ve artık resmi olarak tanıyı aldığımız yaş 3'tü. Yani 4 yıldır bir fiil geceli gündüzlü otizmin özel eğitimlerinin içindeyiz. Tabii otizm çok uzun bir yolculuk, çok güzel bir yolculuk bu arada. Kabullenme ve şok bölümünü aştıktan sonra muazzam güzellikleriyle karşılaşıyorsunuz. Ama anne baba olarak, aile olarak her gün ders çalışmamız gereken bir konu otizm. Yani otizmde hiçbir şekilde ezbere davranamıyorsunuz. Her gün bir şeyleri okuyup kendinizi geliştirip o güzel, harika, farklı dünyayı öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ben Erkan Erten. Açıkçası biz 3 yaşındayken Şirin'in böyle bir durumun farkına vardık. Daha doğrusu gittiğimiz doktoru artık biz yani bir Gülden'le birazcık tedirgin olmaya başlamıştık. Çünkü cevap vermiyor, bakmıyor, göstermesi yok, iletişim yok. Doktor dedi ki ya şurada bir hanımefendi var bu işin değeri. Ona gidin. Tabii şimdi doktor adlarını vermeyelim ya da kurumların adlarını vermeyelim ki bir cevap hakkı doğmasın. Çünkü müspet menfi olanlar var. Biz sadece başımızdan geçenleri anekdot olarak anlatalım. Velhasıl kelam git ve dediler ki bu otizm havuzu çok geniş bir havuz. Siz köşesindesiniz, düşebilirsiniz de çıkabilirsiniz de. Şöyle bir durum var. Mesela dublaj yapanlara derler ki havuza atarız seni ya da denize atladın. Yapabilirsen yaşarsın, yapamaz. Bundan aynı şekilde bizi bir denize attılar. Sonuçta müspet kişilerle, çok doğru kişilerle karşılaştık şansımıza. Fakat menfi kişilerle de karşılaştık bu yolda. Bunun doğrusunu, yanlışını, eğitimin ne yönde gitmesi gerektiğini ya da Şirin'in neye ihtiyacı olduğunu bilen doğru insanları karşılaştık bir süre sonra. Bu süreç zarfında da maddi olarak ve ruhsal olarak bir erimeye gidiyorsunuz. Yani bir yerden sonra maddiyatı da gözünüz görmüyor ama sonuç alabilmek için çok fazla çaba sarf ediyorsunuz. Çok fazla kişiyle muhatap oluyorsunuz. Biz biraz daha şanslıydık. İstanbul'da ve etrafımızda bu işle ilgilenen birkaç arkadaşımız vardı ve çocuğu otizmli olan bir arkadaşımız vardı. Bizi birkaç kişi yönlendirdi ve doğru yerlere gittiğimize inanıyoruz. Bugüne kadar Şirin'den çok artı dönüşler aldık. Ve yaptığımız, aldığı eğitimlerin hepsinin karşılığını verdi. Şu anda da çok iyi bir durumdayız. Ama bizim kadar şanslı olmayan aileler var. Bu yüzden Gülden özellikle, ben çok fazla işimden dolayı çok fazla vakit ayıramıyorum ama Gülden özellikle Twitter'dan ve sosyal medyadan ve buna ihtiyacı olan, doğru yönlendirmeye ihtiyacı olan birçok aileye yardım ediyor. Yani rehberlik demeyeyim de biz bunu yaşadık. Deneyimi en azından paylaşıyoruz. Evet, evet. Değerli, önemli bunlar bence. Evet, geçen gün de hatta yazmıştım. Belki hakikaten o yüzden takığım bu konuya diye. Çünkü özellikle bu ülkede tanı alma şokuyla beraber gelen bir süreç var ki sistem asla değil oturmuş. Sistem diye bir şey yok. Erkan'ın dediği gibi bir havuzun içine atlıyorsunuz. Bir taraftan şok geçiriyorsunuz. Çocuğunuzla ilgili öteki taraftan her kafadan ayrı ses çıkıyor. Otizmin ne olduğunu ne kadar bilseniz de yaşamaya başladıktan sonraki kadar bilemezsiniz. Bir doktor başka bir şey diyor, birisi özele gidin diyor, biri rapor diyor. Yani o süreçte o kadar yıprandık ki ve çok yanlış kararlar alabilirdik çocuğumuz adına. Bir yerde de olay çünkü burada oraya geliyor. Tamam, hani anne baba karar verecek ama çocuğunuz adına veriyorsunuz bu kararı. Duygularınızı atıyorsunuz. O sırada
büyük kızımız da var mesela bizde. İki çocuk var. Diğer çocukla ilgili korkunç bir kaos. Yani ateşlerin, cehennemlerin içinden çıkıp bugünlere geldik. Hani hep onu demek istiyorum. Evet, ilk şok çok kötü oluyor. Ve zannetmeyin ki sadece siz yaşıyorsunuz bunu. Elimden geldiğince şu eğitim cevap verdi kızıma, bu cevap verdi ya da bu bize kötü geldi diye yardım etmeye çabalıyorum ki belki faydamız olur. Yani biz o süreci 2-2,5 yıl yaşadık. Belki biri gider de 3-4 ayda atlatır. Yani bütün amaç bu. Aktarmaya çalışmak. Dediğim gibi sistem yok. Zaten sistemin olmadığını şu anda bile yaşıyoruz. O kadar komik ki. Evet. Artık tabii sinirden komik diyoruz. Mesela çok yakın bir örnek vereceğim. 16 Mart'ta sanırım ilk açıklama yapıldığında eğitime ara veriliyor tatil diye. Bizim özel gereksinimli aileler, bireylerin aileleri ya da engelli aileler, ne derseniz artık ismi bizim için hiç önemli değil. Öyle bir telefon ve mesaj trafiğine girdik ki 4-5 saat o gün. Doğal gelişimli bölüm tatile girdiğini öğrendi, bitti. Biz bekliyoruz. Özel eğitimler tatile girdi mi? Hiçbir cevap yok. Ya en son orada 3 saat ciddi sinir krizi geçirmek üzereydi. Herkes birbirine telefon açıyor, rehabilitasyon merkezleri, çalışan öğretmenlerimiz, diğer otizmli aileler, üye olduğumuz derneğimiz, herkes birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz. En sonunda işte akşam 4-5 saat sonra bir gazeteci sordu ve bu sorunun cevabı geldi. Yani en basiti burada bile bakın. Evet. Biz eğitime ara verdiğimizi öğrenebilmek için bizim gibi farklı gelişime sahip çocukların aileleri 4-5 saat böyle bir sinir harbi yaşıyoruz. Yani sürekli bir çaba, sürekli bir savaş hali. O yüzden de bunların yanı sıra tabii ki en önemli şey çocuğumuzun gelişimiyle ilgilenebilmek için çok sağlam psikolojiye sahip olmamız lazım. Ve çok düzgün, çok güzel bir hayata sahip olmamız lazım. Yani imkansızı başarmaya çalışıyor bizim gibi aileler. Yani özeti bu aslında. Anladım. Bununla ilgili biraz sonra tekrar üzerinden geçeriz. Önemli bir nokta. Özellikle ailelerin psikolojik dayanıklılığı ve tükenmişlik durumuna ile ilgili. Çünkü çok önemli bir konu. Ben de çok değer verdiğim bir konu. Hem veli tarafında bu yaşanıyor hem de eğitimciler ve terapistler tarafından da yaşanıyor. Görüyoruz. Tabii. Dolayısıyla çok önemli bir konu. Bu başlığa geçmeden önce en azından şu kısmı biraz küçük de olsa üzerinden geçelim. Bu hani 3 yaşından beri eğitim ve terapi aldırıyorsunuz. Nasıl, hangi eğitimler, terapilerden faydalandınız, yararlandınız ya da yararlanamadınız? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi ilk başta şeyi öğrendik. Otizm çok geniş bir yelpaze. Ve her klasik ezbere verilen otizm eğitimi her çocuk için uygun değilmiş. Biz bunu deneyimleyerek, acı bir deneyimle öğrendik. İlk deneyimde Şirin daha kötüye gitti artık. Şirin'i şuradan şuraya biz götüremiyorduk. Öfke nöbetleri çoğaldı. Bu sette ben özel eğitimden dönerken yakın mesafede artık bütün sokak başımıza toplanıyordu. O nokta. Rehabilitasyona mı gidiyordunuz önce? Tabii hemen özel eğitime, daha doğrusu şöyle rapor almamız gerektiğini de o arada öğrendik. Tabii onlar ayrı bir film. Devlet ve özel tarafı varmış falan. En sonunda anaokuluna 1-2 saatliğine en azından ne yapacak, ne edecek diye giderken oradaki anaokulu müdürü sağ olsun bize yön gösterdi. Böyle böyle dedi. Şuraya gidebilirsiniz. Daha sonra oradan oraya gidildiğinde öğrendik ki biz başvurup rapor alabiliyormuşuz. Hı hı. O raporu zaten şu anda da o raporla 8 bireysel 4 grup dersi aylık 12 saat o raporumuzu kullanıyoruz halen daha. Yani Esmer mesela şunu şey yapalım, söyleyelim. Hani bu işin en iyisi şu dedikleri kişiler en iyisi olmuyor. Ya da bu işte en iyisi bu dediğinizde o sizin çocuğunuza en iyisi olmayabiliyor. Yani bizim konuşma terapistimiz dedi ki mesela bu işte şu hoca çok iyidir.
İyi dedik, peki Şirin onunla. Ama dedi Şirin o gelmez. Yani şimdi şöyle düşünün. Evet. Araba alacaksınız. Diyorsunuz ki ben işte çok en iyisini alacağım. Diyorlar ki hayır sen şu arabaya binebilirsin. Ama ben en iyisini. Ama diyor sen şu arabayı kullanabilecek potansiyeldesin ve o araba sana iyi gelebilir. Bizi böyle doğru yönden, mesela en iyisi diye gittiğimiz insanlar çok yanlış yönlendirdiler. Yani sakın bize ha. İyi gelmedi en azından. İşte onu demek çok istiyorum. Kişiye de iyi gelmeyecek yani, büyük ihtimal. Yelpaze çok ilginç. Orada onu öğreniyorsun. Klasik yapıdaki eğitim Şirin'e iyi gelmedi. Şirin spektrumun daha farklı bölgesinde olan bir Allah'tan bir arkadaşımın arkadaşının arkadaşı, öyle söyleyeyim size, hiç tanımadığım bir otizmli çocuk annesiyle beni WhatsApp grup yaptı. Ben şok geçirdim. Çünkü o sırada bir de anne ve babanın şöyle bir psikolojisi oluyor. Yüksek sesle söylemeli miyiz, söylememeli miyiz? Nedir, ne değildir? Çünkü birdenbire madalyonun diğer yüzüne geçiyor. Hı hı. Bu çok zor bir adım. Çünkü terimleri halen daha doğru kullanamıyoruz. Bu hataları bizler de yapıyoruz. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben hala da gülüyorum. Mesela diyorsunuz ki arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Şirin'de otizm çıktı. Aa geçmiş olsun. Ya evet. Yani bu kadar bilmeyen insanlarla beraberiz. Ve artık tekrar biz başlıyoruz. Otizm bir hastalık değildir. Farklı olma durumudur. Farklılık değildir. Bu arada Down sendromla da çok karıştırılıyor. Özellikle yazın çok hoşuma geliyor bu ilaçlarımızda. Bir şey olduğu zaman anlatıyorduk. Otizmle aa hiç benzemiyor. Bir, iki, üç kendilerimize konuştuk ki acaba neye göre benzemiyor? Sonra birisine sordum. Beyefendi dedim, nasıl benzemiyor? Yani ne düşündünüz? Tarif etmeye başladı ki Down sendrom. Yani ikisinin farklı olduğu da biliniyor. Hı-hı. Bu bilinmeyenler arasında. Her neyse o bu süreçte zaten çok enteresan. Biraz toparlayayım, çok yayıldım. Size her zaman diğer otizmle yaşayan aileler ya da diğer farklı gelişimlere sahip, çocuklara sahip aileler, Down sendromu olsun, diğer durumlar olsun, onlar yardım ediyorlar. Hı hı. Bu bir arkadaşımın dediği gibi bayrak yarışı gibi bir durum. Bayrağı herkes tutmaya başlıyor. Ben o hiç tanımadığım kadınla WhatsApp'ta, grupta birdenbire yazmaya başladı. Hakikaten Şirin'e çok benziyor oğlum. Evet, yapılar çok farklı. Biz dedi şuraya gittik. Evet, gittikleri psikiyatriste gittik. Bize iyi gelmedi. Bana iyi gelmedi en azından. Psikiyatrist beni ağlattı orada. Mahvetti, alt üst etti. Olmayacak şeyler söyledi. Hadi biz bir daha krizler, bir sürü şeyler. Ama sorduk şunu yapın, bunu yapın derken en sonunda aynı zamanda hem özel eğitime gidiyorduk, hem duyu bütünleme başlamıştı. Hem de konuşma terapisine daha sonra başlayın demişti psikiyatrist bize. Biz bir şekilde karı koca artık sabaha kadar konuşurken dedik ki hayır biz ertelemeyeceğiz bunu. Biz konuşma terapisine gideceğiz. Hani bakın kızımıza, sonra gelin derseniz sonra geleceğiz. Hı hı. O arkadaşımızın gittiği konuşma terapisine gittik. Kadın yarım saat kızımızla vakit geçirdi. Bu bizim hayattaki en büyük şanslarımızdan biriydi. Yarım saat sonra çıktığında o güne kadar ilk defa birisi bize kızımızı anlattı. İlk defa. Yani biz gittiğimiz her yerde ama bir dakika öyle değil. Şöyle ve o sırada size şey muamelesi yapılıyor. Otizmi kabullenemeyen karı koca muamelesi. Bir de şunu eklemek istiyorum. Benim de en sinirlendiğim konu buydu. Mesela bir eğitim kurumuna gittik. Bize Şirin'in durumundan önce anlaşma verdiler. Dedik ki bu ne anlaşması? Ve bir yıllık eşin para ödedi. İşte bugünün parası de. 73 bin dolara yakın bir para istediler bizden 2 yıllık eğitim için. Biz de aynısını verdiğiniz tepkiyi verdik. Dedik evet. Ki peki bunu yapmak zorunda hiç bilmeden gittik. Evet ve bizi 10 kere aradılar. Sonrasında finalinde biz başka bir yere bulduk. Ve oranın eğitiminin de bize iyi gelmeyeceğini ve oranın üslubunun da doğru olmadığını söylediler. Açık oraya giden daha doğrusu aileler beni buldular. Bu arada tabii oradan gelen son telefon çok güzeldi. Tamam kızınızı başka bir yere götürüyorsunuz ama kızınızı kaybedeceksiniz. Yani nelerle savaşıyoruz? Bir de böyle bir tehdit var. Ya, anlatabiliyor muyum? Yani herkes zannediyor ki yani otizm ya da diğer durumlarla ilgili hani bir şey söylendiğinde insanlar daha nazik davranıyorlar. Hayır. Bir taraf piyasa olma yolunda ilerliyor. Evet. Bir tarafta gerçekten işini doğru yapan,
harika insanlar var. İşte biz böyle debelene debelene karı koca delire delire kavga ede ede en sonunda bu gittiğimiz rehabilitasyon merkezini ve oradaki özel öğretmenimizi bulduk. Aynı şekilde işte konuşma terapistimiz anlatmıştı. Şirin zaten atipik otizm ama artık Asperger'e döndü. Terapist bunu ilk dakikada keşfetti. Zaten böyle ya, farklı bir yol olacak herhalde diye. Ve gerçekten doğru eğitime başladığımızı biz ikinci haftanın sonunda anladık. Bizim buradan buraya alamadığımız çocuğumuz oturmaya başladı. Kafasını kaldırıp göz teması kurmaya başladı. Tek kelime konuşmuyordu ama bizimle iletişime geçmeye başladı. İşte böyle deneme yanılma yöntemleriyle yine şanslıyız, erken bulduk. Ama bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu süreci yaşarken anne babaların ve evde başka kardeşler var ise ailenin mutlaka ve mutlaka bu sürece girmesi gerekiyor. Kabul etmesi gerekiyor. Ve çocuğu takip edeceksiniz ve dürüst olacaksınız. İşte atıyorum evde bir kavga mı oldu? Bunu size, bu özel öğretmeninize söyleyeceksiniz bunu. Evde biraz gergin bir ortam vardı falan. Çocuk, bizim çocuklarımız çok hassas. Evet. Evdeki hiç alakasız bir konudan bile ertesi gün derse içine kapanık gidebiliyor. Dürüst olunacak. Ondan sonra topu sadece öğretmenlere ya da psikologlara atarak denedim olmuyor, yapılmayacak. Ben hep bunu söylüyorum. Zaten ilk 4 sene, 3 sene çok sıkı tutulduktan sonra çocuk kendi yelpazedeki kendi durumundan dolayı, en azından ben kendi deneyimimden tabii ki bunu anlatıyorum. Diğer deneyimdeki aileleri tabii ki o bölümü yaşamadı. Ama size cevap veriyor ve bir şekilde kendini, potansiyeli, kimliğini, neyi sevip sevmediğini ortaya koyuyor. Peki şu an anladığım kadarıyla rehabilitasyondan yararlandınız. Biliyorum. Duyu bütünlemeden yararlandınız. Evet. Dil ve konuşma terapisinden yararlandınız. Evet. Şimdi duyu bütünleme... Bir de havuza gidiyor. Havuza gidiyor. Duyu bütünleme çabuk toparladı Şirin. Çok uzun sürmedi bizim duyu bütünleme olayımız. Yine bulduğumuz terapistimiz çok tatlı bir kadındı. O da dürüstçe... Tamam artık benimle işimiz bitti, gidebilirsiniz. Boşuna para harcamayın dedi bize. Teşekkür ederiz dedik ve hemen yüzmeye başladık. Yüzme önerildi. Haftada iki gün yüzüyordu Şirin pandemiye kadar. Yaz kış havuzda. Onun da çok faydasını gördük. Çünkü esas komutları almayı orada öğrendi. Daha yakın temas. Orada farklı farklı öğretmenlerle çalıştı. Yani gittiğimiz havuzun da çok büyük katkısı oldu. Bayağı ilerleme kaydettiği için artık sadece özel eğitim ve 3 saat, günde 3 saat anaokulu, bazen 2 saat oluyordu. Yani yaşıtları tam gün giderken Şirin 3 saat gidiyordu. Diğer saatlerde biz özel eğitimlerle devam ediyorduk. Pandemiye kadar böyleydi durumumuz. Şimdi tabii bütün bu özel eğitimlerin hepsi bitti. Karantina süreciyle beraber. Aslında bitti derken 24 saat evde, ev rehabilitasyon merkezine döndü tahmin edersiniz. Çünkü de uzman oldunuz. Bizim gibi aileler bu. Söyleyeceğimi çok iyi anlayacaklar. Çünkü bizler o kadar korkuyoruz ki o tanının ilk dönemine tekrar geri dönmeye. Hiçbirimiz çocuklarımızı 5 dakika yalnız bırakamayız. Bizim öyle bir lüksümüz yok. Belki çocukların artık buna ihtiyacı yok ama bizim artık beynimize o kadar işlenmiş ki asla yalnız bırakamıyoruz. Yani mutlaka birimiz yemek yaparken birimiz Şirin'le ilgileniyor. Bir atraksiyonumuz var. Hatta şimdi mesela şurada kamp kurduk. Evet. Kamp yapıyoruz şu anda salonda. Evet. Çadırlarını kurduk Şirin'in. Kamp yapıyoruz. Bugün kamp saati. Sizin arkanız komple kamp alanı. Bir şekilde kendine... sürekli bir atraksiyonumuz var. Tahmin ediyorum. Peki bir gününüzü bir anlatın o zaman bu vesileyle. Hani nasıl geçiyor bir gününüz pandemi sürecinde? Unilerimizle. Sabah erken kalkıyoruz. O değişmedi. Erkenden kalkıyor. Şimdi şöyle bir şey oldu Şirin'de. En zorlandığımız bölümü söyleyeceğim. Sabah kalkıyoruz işte kahvaltımız. Zaten hemen sıralamaya başlıyor. Şunu istiyorum, bunu istiyorum.
Ve Şirin'in hayatta en çok sevdiği şey oluyor aslında. Bütün aile genelde evde. Onun istediği şey budur. Hı. Genellikle babası da evde olsun, ablası da evde olsun. O yüzden mutlu. Ama bir teknoloji savaşına girdik. Şirin hemen güzel zekasından dolayı pandemiyi artıya çevirdi. Aa, madem bilgisayardan ben uzaktan eğitim alıyorum, neden daha fazla telefonu ve bilgisayarı, televizyonu kurcalamayayım? O savaşımız başlıyor bizim hemen sabahtan. Telefonu aldın almadın, onu yaptın yapmadın. İşte mecbur sınırlama getiriyoruz, çalışıyoruz, mutlaka ders yapıyoruz. Arkasına işte biraz oyun ve işte çizgi filmde oydu buydu. Ama genellikle her gün onu şaşırtmaya çalışıyoruz. Mesela makasla kesmeyi çok sever Şirin. Hı hı. Keçeleri yığıyoruz önüne, keçelerle kesiyor. Bir gün silikon veriyoruz eline, küçük bir silikon aldım onun kullanabileceği. Silikonla yapıştırıyoruz. Hiç durma boncuk diziyoruz. Sürekli el işi, etkinlik, resim, taşları boyuyoruz. İşte silikonu kaldırıyorum, başka bir şey ortaya çıkartıyorum. İplikler, yumak, hiç boş bırakmıyoruz. Pizza yemeyi çok seviyor. Öyle mi? Hadi zaten daha önce de öyle yapıyorduk. Hamurunu kendisi açıyor. İşte ona yardım ediyoruz. Onu yapıyor. Sürekli oyalama, yani kaygıya düşmeden biz böyle bir dönemden geçiyoruz. Hı hı. Aman kaygılanayım diye düşünmemesi için dediği gibi sürekli bir atraksiyonumuz var. Sürekli. Ama o şeyin peşinde. Teknolojiye sahip olmanın peşinde. Yani bizi uyutuyor. Evet, ben bu pizzayı yapayım ki bir an önce gideyim şu çizgi filmi izleme hakkını kazanayım. O onun peşinde. Yani ondan sonra daha şeyi söyleyeyim. Bir de bu dönemde şöyle bir şey karar verdik. Fırsat eğitimleri. Evet, çok zorlanıyoruz. Yani hani böyle gülerek anlattığımıza bakmayın. Korkunç zorlanıyoruz. Çünkü özel eğitimler bizim için hayati bir şey. Yani biz belirli bir şeye alıştığımız için gülerek anlatıyoruz şu an. Ortada çıkan sorunları tamam dedik, yapacak bir şey yok. Fırsat eğitimine çeviriyoruz hemen. Bizim de arada, çünkü ne kadar onunla yaşasak da arada kaçırdığımız noktalar oluyormuş o hayat karmaşası içerisinde. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Katiyetle yatağında uyumuyordu. Yani salonda uyuyup inatla onu bir türlü halledememiştik. Yatağına taşıyorduk. Ondan sonra sabaha kadar yatağında uyuyordu. Hmm. Ama işte ertesi gün erken kalktık. Derse yetiştik. Derse yetişeceğiz. Böyle bir maratona sahiptik çünkü. O maraton içerisinde biz de gerekli ciddiyeti gösterememişiz sanırım. Böyle bir olay olunca ilk gece dedim ki tamam, madem biz evdeyiz, yetişecek bir dersimiz, okulumuz, yüzmemiz, sporumuz yok. Bitti. Yatak. Hayır, yatak. Kıyametler koptu bir hafta boyunca. Bir haftanın sonunda şöyle bir pazarlık yaptık bizimle. O zaman her gece uyumadan önce bana bir hikaye okuyacaksınız. Hmm. Bir uyku şarkısı söyleyeceksiniz. Bir de uyku, yani rüya görüyorlar babasıyla. Hayalde rüya görüyoruz. Yatıyoruz, rüya görüyoruz. Bunları yapıyorlar. Tamam. Daha böyle bir sürü konuda yönetmeye aslında çok çalışmış bize. Onları yakalıyoruz. Hı-hı. Hayır diyoruz. Yönetmeyeceksin. Burada inat yapmayacaksın. Onu yapmayacaksın. Daha çok her şeyi fırsat eğitimine çevirmeye çalışıyoruz. Yani çünkü bu iyiliğimiz için. Kaçırdığımız noktaları, bu da iyi oldu bize. Önümüze bir anda geldi hazır evdeyken. Peki EBA'dan yararlanabiliyor mu? Yararlanıyor musunuz? özel eğitim gerektirimleri olanlar için işte dernek başkanımız bize onların linklerini attı. Çünkü EBA'da da onlara ulaşmak biraz zor. Özel linkleri hallettik. Yani işte ilk iki hafta özel eğitimle olan linkleri bitirdik. Şimdi birinci sınıf linklerine geçtik. Onları da bitirdik. Yani birinci sınıfta bazı işte yazma ve okumada zorlanıyor. Yani birçok şeyi okuyor, yazabiliyor da. Anaokulunda bu arada işte. Yani anaokulunda kendi kendine. EBA'yı etkinlik olarak, oyun olarak kullanıyor. Tabii şimdi ders gibi değil, oyun gibi görüyor. Asla ders olarak görmedi. Zaten bizim yaptığımız özel eğitimlerle alakası yok oradaki özel eğitimlerin belirtileri. Çok hafif geldi. Hiç, onun için oyundu, bitirdi. Daha çok şeyde vakit geçirdi.
işaret diliyle, işitme engelliler için olan işaret dili onu çok cezbetti. Bayağı bir onu kendi kendine çalıştı. İşte evet, onu çalıştı. Şimdi ilkokul 1'de matematiği çok seviyor Şirin. Matematiğe yatkın bir zekası var. İşte yavaş yavaş bunlar ortaya çıkıyor. Hani 3 yıl önce, 4 yıl önce bana böyle bir şey söyleselerdi ben asla inanmazdım. Bizim çocuğumuz matematik. Aha derdim. Yani çocuğa adını söylediğimizde dönüp bakmıyor. Siz ne diyorsunuz derdim. Toplama yapıyor, çok seviyor. O yüzden biz de ilkokul 1'i açtık. Hatta ilkokul 1'i bitirdik işte. Toplama yapıyoruz. Sayı şeyleri, bir boncuk dizme. Onları seviyor ama onları oyun olarak gördü. Zaten bizim çocuklarımıza uzaktan eğitim olamaz, mümkün değil. Ama hani ona yakın bir içerik belki olsaydı, olabilirdi. Hani bizim ailecek deneyimlediğimiz öyle bir içerik yani bize uygun değil, çok hafif geldi. Onu hani bilgisayarda YouTube açmışsınız, oyun oynamışsınız gibi bir şey olarak görüyor. Ders olarak görmüyor. Yani biz kendimiz devam ediyoruz. İçerik olarak birçok yani Şirin gibi olan ya da Şirin'den daha büyük ya da Şirin'den daha ufak olan çocuklar için içerik olarak optimal bir içerik. Yani ortalama, bir evet. Yabancılaşmayan çocuklar, ikincisi karikatürize etmişler. O yönden güzel. Bir de bir çizgi filmin içine girmiş gibi. Yani çocuk onunla özdeşleştiriyorken işte penguenler geliyor, pengueni yakalamaya çalışıyor rakamlardan dolayı. O şey mantığı çok iyi kurmuşlar. Yani çocuğu yakalıyor. Tabii oyun ders olarak değil. Hatalar varmış karikatürlerinde. Bir tane denk geldi. Buldum. Evet. Yanlış söylüyorlar. 9 diyorlar. Hayır 10 diyor bize. Toplama yaptığı zaman. Yanlış soruları da buldum. Yani ama faydalanıyoruz ama. Yani faydalanıyoruz ama hani tam özel eğitimde uzaktan eğitim falan tam kapasite değil. Öyle bir şey değil. Onu, ama siz hani, başındaysanız, siz süreci yönetiyorsanız sanırım yararlanıyor. Yoksa kendi haline bıraktığınızdan bayağı canım, bir süreçten kopabilir. Ama, başka şeylere yönelebilir anlıyorum. Ben söyleyeyim size, ikinci dakikada kapatır. Umrunda değil. Şeyi açar bilgisayarda, resim yapma. Paint'i açar, resim yapar. Bugün mesela sabahki derste bize onun pazarlığını yapıyor. Hadi bu bitsin, resim. Resim yapalım, dinozor resmi yapalım. Yani biz yanında olmadan ya da ben karşıda koltukta otursam, babası koltukta otursa asla onu orada tutabilecek bir eğitim değil. Hayır, yani hiç umurunda olmaz. Yani 5 dakika, en fazla 5 dakika. Kaçar gider. Anladım. Peki eğitimcileriniz ya da terapistlerinizle görüşmeleriniz devam ediyor mu bu süreçte? Tabii ki devam ediyor. Sağ olsunlar. Gittiğimiz zaten rehabilitasyon merkezi öğretmenimiz, anaokulundaki öğretmenlerimiz. Sürekli diyalog halindeyiz. Çok sıkıştığımız konularda hemen öğretmenimizden yardım alıyoruz özel eğitmenimizden. Bizler galiba pozitif durduğumuz için hani ilk günden hiç panik yapmadığımız için o yüzden hani o eğitim bölümü bizim kontrolümüzde iyi gidiyor. Yani onda bir zorluk yaşamadık. Ha tabii ama şimdi yarın sabah okullar açıldı dendiğinde hani ben böyle konuştuğuma bakmayın. Şirin en azından bize 2 ay kök söktürecektir. Tabii konsantrasyon eksikliği olur. Tabii. Yani öğretmenlerimiz sağ olsunlar sürekli mesajlı, görüntülü her şekilde yardım alıyoruz. Yani telefonun diğer ucundalar. Anladım. O irtibat devam ediyor. En azından 3 ders, 4 ders konsantrasyonu kurması sürer. Evet. Mutlaka sürer ya da çok özlemiş olabilir, kısa kesebilir. Bilgiyi çok seven bir çocuk Şirin. Yeni bilgi öğrenmeyi çok seviyor, ilerlemeyi çok seviyor. İşte şimdi hiç durma, okuma yazmayı sökmeye çalışıyor. Kalem kağıdı eline alıp işte şu nasıl yazılır deyip harfleri bize söyletiyor. Biz de onu hafif çaktırmadan ders haline getiriyoruz zaten. Şu anne, baba, abla kendi adını yazıyor bunları. Dediğim gibi yani 24 saat full öz uyuyana kadar. Eminim diğer aileler de böyledir. Evet. Çünkü en başta o korku var. Hiç yalnız bırakamama. Ama nasıl söyleyeyim? Bir düzen içinde oluyorsunuz tanı aldıktan sonra ve o özel dünyaya girdikten sonra. Bu hep işte ailelerin kendi çabalarıyla olan bir şey. Yine biz kendi çabalarımızla devam ediyoruz.
kendi çabalarımızla, her bir aile kendi çabalarıyla ayakta duruyor. Yani o sistem, o disiplin aynı şekilde devam ediyor. Peki şeyi merak ettim ben. Hani pandemi süreci şu anda sizin için bir şekilde devam ediyor. Bu süreçte başlangıçta düşündüğünüz, kaygılandığınız durumlarla şimdiki düşündüğünüz ve kaygılandığınız durumlar sanırım daha farklı. 60 günlük bir süreden evet. bahsediyoruz aslında. Bu süreçte hani başta şöyle bir kaygı taşıyordunuz. Şimdi o kaygı şuna evrim geçirdi. Ya da başlangıçta bilmiyordunuz ama sonradan şunu anladığınız, böyle pandemi sürecinin size gösterdiği, anladığınız farkındalıklar, hem sizin kendinizle ilgili, hem de çocukla ilgili, hem de ailenizle ilgili. Çünkü zaman gerçekten şeyi ortadan kalkınca çok daha değişik bir şeyler oluşuyor. Hani insanın hem evrenle, saat gerçek. Evet evet, hem evrenle, hem toplumla, hem kendimizle daha bir başka bir yerden bakmaya başlıyoruz. Dolayısıyla bu sürecin içinizde yansımaları ne oldu? Hem kendiniz için, hem çocuklarınız için. Ben başlayayım, sen devam edersin. Şimdi en başta ben çok korkmuştum. Okul kapalı dediğimde ne olacak diye. Hı hı. Ama bir yandan da okulların bir an önce kapanmasını istiyorum. Bunu çok istiyorum. O yüzden hani istediğim bir şey olduğu için mutlu oldum. Ama dedim ki nasıl anlatacağım? Çünkü şöyle bir şey oluyordu çoğu zaman. Bizim çocuklarımızdan ne kadar bir şeyleri saklasanız da onlar sezgileriyle her şeyi bilirler. Hakikaten farklıdır bizim çocuklar. Siz istediğiniz kadar yalan söylediğini zannedin, sakladığını zannedin. O bilir ve gecenin sonunda öyle bir resim yapar ya da öyle bir şey yapar ki senin sakladığını biliyorum der. Çoğu zaman katılamadığı geziler ya da gidemediği etkinlikler ya da arkadaşları tam gün okuldayken o 3 saat okulda olma durumu tabii arada üzülmesin diye ben geçiştiriyordum. Okul kapalı çocuğum yani ve biliyordu aslında kapalı olmadığını. Beni kırmak istemiyordu. İlk gün kalktı, hangi okula gidiyoruz diye sordu. Şimdi öyle yapar. Hani anaokuluna mı gideceğiz, özel eğitime mi gideceğiz? Şirincim dedim. Seninle bir şey konuşmamız lazım ve böyle kendimi hazırladım cümleler falan. Okullar kapandı dedi. Neden dedi. Dedim ki korona diye bir hastalık var. Ve böyle böyle evde kalmamız gerekiyor. Hepimiz evdeyiz ve gerçekten dedim. Sadece bunu söyledim. Gerçekten bu defa bütün okullar kapalı dedim. Tamam anne dedi. Şok geçirdi. Çok büyük olaylar olacağını zannediyordum. Babası da, ablası da hepimiz çok geçirdi. Sadece bir hafta boyunca şunu yaptı, hep şunu denedi. Yüzmede de korona var mı? Hani yüzme dersine gidecek miyim? Evet var, kapalı orası da. İşte pizzacıda da var mı? Anaokulunda da var mı? Öğretmenimde de var mı? Ona tamam teyit etti ve kabul etti. Hiçbir zorluk bize yaşatmadı. Bu çok şok geçirdik, çok ileri gitmiş. Kurallar bu dediğimizde uymasına ben şaşırdım açıkçası. Yani çok daha büyük arızalar yapacağını düşünüyordum. Çoğu zaman artık enerjisini tutamayacak noktaya geliyor. Uyardığımız zaman hemen toparlamaya çalışıyor. Bir geçen hafta çok bunaldı artık. O zaman biliyorsunuz bizlerin özel izni var dışarı çıkmak için. Ki hiçbir şekilde biz onu öylesine ve zırpırt asla kullanmadık. Koruma amaçlı çocuğumuzu. Evet. Sadece artık baktık dayanacak gibi değil. Çok kötü. Bir de o arada benim dişimde sorunlar oldu. Ben hastaneye gitmek zorunda kaldım. Evde ablasıyla yalnız kaldılar. Biraz tedirgin oldu falan. Ona da biraz ödül olsun diye. Öğrenmiş zaten dışarı çıkacağız dediğimde. Maskem nerede? Eldivenim nerede dedim de. Maske takılıp eldivenle gidiyor. Tamam. Çok heyecanlandı. Onlarla beraber dışarı çıkıyor diye. Hatta arabada alışması kolay oldu mu bu arada? Efendim? Eldiven ve maskeye alışması, temizliğine evet. Dikkat i̇şte bizim çok geçirdiğimiz oldu? Konular bu oldu. Hiç. Sanki çocuk eldiven ve maskeyle doğmuş. Bu arada evet yani hiç. Yani çocuk gelmiş pandemi kurulundan bize her şeyi gösteriyor gibi. Biz alışamadık, o alıştı. Dışarıdayken maskesini açmaya dahi kalkmadı. Anlattık çünkü. Ve maskesinin boynunda olanları gördü. Allah'tan arabadaydık o sırada, çok kızdı.
ölecek bu insanlar anne dedi bana. Maskesi ağzıyla burnunu kapatmıyor çünkü. Yani ona söylediğim her şeyi uyguladı. Orada gördüm ki bayağı yol kat etmiş. Ve artık şey istiyor, daha fazla sorumluluk verelim istiyor Şirin. Hmm. Ve yavaş yavaş aslında ilkokula hazırlanmış. Biz bir de tam şimdi kaynaştırma öncesindeydik. Kaynaştırma raporu alıp Eylül'de ilkokula başlayacaktık. Bakalım bu süreç ne olacak bilmiyorum ama ben mesela bu kadar uyumlu olduğunun farkında değildim. Orada bir şaşırdım. Ondan sonra tabii içsel olarak dediğiniz gibi bizde de şey başladı, hani ne kadar korumacı davranıyoruz ya da ne kadar şeyleri ezbere yapıyoruz. Şimdi biz de yeni bir aşamaya geçmişiz aslında. Evet. Yani kızımız otizmle yaşamanın en önemli basamağını büyük bölümünü halletmiş. Yani bizim de artık ikinci basamağa geçmemiz gerekiyormuş. Bu süreç bize onu gösterdi. Yani sen ne eklemek istersin bilmiyorum. Şirin'in kendi ajandası var. Yani mesela pazar günü olduğumda der ki şurada pizza yiyeceğiz. Şurada dondurma yiyeceğiz. Şuraya gideceğiz, oyun parkına gireceğiz. Cumartesi şunu, kendi ajandası var. Yani nasıl ki siz de planlıyorsunuz şu gün. Kendi ajansı var. Biz dedik ki herhalde 2-3 hafta sonra bir arıza yapacak. Cingar çıkartacak ama anlatınca Gülden mesela diyor ki bugün burası kapalı. Bir tek işte Çeşme'de bir evimiz evet, var. Şu anda orayı çok özledi. Ve sürekli akşam yatarken orayı özledim. Orayı özledim. Orada korona var mı? İşte hani şimdi gerekli izinleri alıp herhalde Haziran ortası gibi gideceğiz. Ama dedik ki evde olacaksın. Evden çıkmayacağız. Deniz kapalı. İşte gittiğimiz alanlar kapalı. Onu anlattık. Orada da bir şey çıkaracağını sanmıyorum. Tek sıkıntımız o. En büyük çekincemiz bu ajandasını tekrar yürürlüğe sokacak. Ve birkaç hafta sonra bize bir arıza çıkaracak. Yani dayanamayacak hale gelecek diye düşündük ama öyle bir şey yaşamadık. Bir tek geçen hafta bir Kalamış'a kadar gittik. Biraz yürüdük. O da biz artık bir yerden sonra dedik ki tamam artık gidelim. Yani bir yerden bir şey sıçrar, bir şey olur. Olmaz olmaz ama olur. 10 dakika, 15 dakika biraz yürüyüp tekrar eve döndük. Hmm. O zaman hava ısındığında ona alışkın. Derslerini daha çok yapıp Çeşme'ye gitmek için izin alıyorduk öğretmenlerinden. O onu bir nevi ödül olarak görüyordu. Çünkü çok seviyor orayı. Orada yani yaşamayı, kedi, köpek, tabiat çok seviyordu. Her gece bize onu söylüyor. Maskemizi takıp, eldivenimizi takıp Çeşme'ye gidebiliriz aslında. İşte o zaman anlattık. Denize girmek yasak, yok dedi. Tamam diyor. Üstüne basa basa. Yani o konuda diretiyor. Ama hani orada da düşününce geçen gün dedim ki acaba çocuk doğruyu mu söylüyor? Yani belirli bir süre sonra gidip oradaki evde mi kalmak daha mantıklı, yol mu gösteriyor diye. Onu hatırlatıyor. Yani tek sıkıntısı o. Hani avanasında artık tamam biz gidelim. Balkonumuzda oturalım. Onu istiyor. Peki böyle çok zorlandınız. Hani yine birkaç tane söylediniz ama böyle çok zorlandınız. Anlamakta zorlandığınız, değiştirmekte zorlandığınız bir şey oldu mu bu süreçte? Bu süreçte olmadı. Bir de hep aynı yere geliyoruz. İlk dediler ki ilk 3 sene çok önemli sizin için. Tabii bunu ilk gün biz anlayamamıştık. Kime gitsek, hangi doktora ya da hangi terapiste ilk 3 seneyi kullanacaksınız. Evet, gerçekten o tanı alındığındaki ilk dönem çok önemli. Bütün dersleri yaptırmamız ya da Şirin'in ortaya çıkmış olan davranış bozukluklarıyla ilgili çalışmalar tabii o sırada ev hayatı hep alt üst oluyor. Mesela bir program var, o yapılacak. Hayır. Şirin'in bir takıntısı devreye girmiş. Her şey iptal. Yıllardır biz böyle yaşıyoruz. Sadece onun için yaşıyoruz. Çok zor zaman geçirmiştik. Ama bugün bu pandemi sürecinde şunu gördük ki attığımız bizim de attığımız her adım, terapistlerin, eğitmenlerimizin dediği, uyguladığımız her şey, bütün taşlar yerine oturmuş çocukta. Ve çocuk şu an bize bu zorlu süreçte onun cevabını veriyor. Elinden geldiğince yardım edin. Bu arada tabii bir de bir şey söyleyeceğim. İlk hafta şeyi keşfettim. Ben biraz mutfakta fazla kalmıştım. Yemekti falan hızlı hızlı yapayım. O gün biraz arıza yaptı. Hemen anladı.
sorunu. Beni daha fazla yanında istiyor çünkü. Hemen onu mutfağa katmaya başladı. İşte bulaşık makinesini güya boşalttı. İşte elmaları yıkadı. Yani ben eğer yemek yapmaya devam etseydim o şekilde Şirin biraz arıza yapacaktı ama onu yakaladık o an. Çünkü babasına ablasına bile her şeye hayır deyip ağlamaya başladı. Anladım ki benim mutfakta olmamı istemiyor. Onunla ilgilenmemi istiyor. Hemen onun üzerine işte mutfak. Şunları bana yerleştir. Yani hep ona bir şey çıkartıyoruz. Geçen gün işte çamaşır makinesine çamaşırları o koydu. Çok teşekkür ettik. Sen olmasan biz bu çamaşırları yıkayamazdık diye biraz da şey yapıyoruz, övüyoruz. Pohpohluyoruz. Çok hoşuna gidiyor. Yani hep şeyiz, tetikteyiz ve takip ediyoruz. Ezberi hiçbir şey yapmıyoruz ama şeyi de belirtelim. Bizim evimizde televizyon açılmaz. Yani otizm tanısıyla beraber biz tamamen otizm için yaşadık. Yani herhangi bir haber programı ya da başka bir film, dizi. Hayır. Televizyon belirli bir saatte çizgi film için açılıyor ya da o uyuduktan sonra. Tabii ulusal kanallar yok. Yani onu bu pandemi döneminde de rahatsız edecek hiçbir şey yok ortada. Yani bir haber izleyip de ölü sayısı duydu, ölü, kaygılandı. Bunların da hiçbirisi yok. Bizler ne yapıyorsak zaten telefonlarımızda yapıyoruz o ona çaktırmadan, görmeden. Ev tamamen bir okul halinde. Yani kendi aramızda öyle bir konuşmalarımız, bir şeylerimiz yok. Onu rahatsız edebilecek hiçbir şey yok. O yüzden de o da elinden geldiğince güzel cevap veriyor bu süreçte. Anladım. Şu kayıtla ilgili ben bir şey düzenlemem lazım da izninizle bir bilgisayarda bir şeyler oluyor. Tabii ki. Kayıt almaya devam ediyoruz. Tamam. Şimdi şeyi söyleyelim o zaman. Diğer ailelerle görüşme ya da diğer ailelerin neler yaptığı konusuyla ilgili yani şöyle bunu şuna çevireyim ben. Dış kaynaklardan bilgiyi kendi içinizi düzenlemek için nasıl kullandınız? Nerelerden yararlandınız? Hani dış dünyadan gelen bilgiler diyelim. Hani diğer otizmli çocukların aileleri olabilir ya da otizmle ilgili bilgilendiğiniz, destek aldığınız kaynaklar olabilir. Nerelerden aldınız ve nasıl kullandınız? Kendiniz için, çocuğunuz için. Zaten otizmli biri hayatınıza girdiğinde bunu herkes aynı şeyi söyleyecek. Size en fazla yardım eden, destek olan, sarıp sarmalayan kişiler diğer tanılı aileler. Bu konuda gerçekten şanslıyız da. Bizden çok 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 fazla deneyime, bilgi birikime ve aynı zamanda ister otizm olsun, ister diğer özel gelişim durumları olsun. O konularda vaktini harcamış, bu konuda çok çalışmalar yapmış insanlara ulaştık, tanıştık. Sağ olsunlar, arkadaş oldular bizimle ve benim küçücük bir yardıma ihtiyacım olduğu zaman hemen diğer aileler yardıma koşuyor. Onlardan feyiz alıyorum tabii ki. Okuyorum. Sosyal medya bu konuda çok önemli. Çok çok önemli. Dediğim gibi özellikle o ilk şok döneminde benim için ansiklopedi olanlar diğer otizmli ailelerdi. Bu deneyimden geçmiş. Ansiklopedidir onların bilgileri benim için. Şirin'in tanısında olmayan çocukların aileleri bile fark etmiyor o tanı farklılığı. Evet. Sonuçta annenin de yaşadığı, babanın da yaşadığı, çocuğun da yaşadığı, yani ortak öğretmen ya da kurum buraya gidilmesine de gerek yok. Çok farklı bir dünya bu bizim dünya. Bizim için en önemlisi onlardı gerçekten. Yani, çünkü bilinen birkaç kurum var. Eğitim olarak da bir tane kurum, sürekli halk dilinde bilinen bir tek yer var. Mesela oranın uygun olmadığını öğrendik bu süreçte. Mesela herkesin bildiği, herkesin dile getirdiği birkaç kurum var otizmle ilgili. Fakat o kurumların bize yaramayacağını ve birçok kişinin de eksi yönde ilerlemeden sonra çocuklarını aldığının bilgisini biz bu ailelerden aldık. Yani herkesin bildiği ve her bilinen şeyin doğru olmadığını bu süreçte öğrendim. Yani mesela diyorsunuz ki ne var otizmle ilgili? Ha şu var.
bildiği, herkesin bildiği. Ama orası değilmiş bizim çaremiz. Ve birçok ailede mesela bu şekilde davranıp çocuğunu götürüp kaybedenler ya da işte eksi yönde ilerleyenler olmuş. Biz bu süreci iyi yönettik. Yani o ailelerden dolayı iyi yönettik. Ve şu anda da bir derneğimiz var. Ben ondan bahsediyorum. Sen dernekten bahset. Biyolojik bölümü varken, seneler ilerlerken rapor aldın, yeniledin, ilkokula girdin, girmedin, RAM raporları, bir de o konuları öğrenmeniz gerekiyor. Orası da ayrı bir kaos. Yani ana bölümü nasıl bir kaossa, sistemin o bölümü daha büyük kaos. Biz bir yıl geç gitmesini istedik şirinin. Hazır değildi geçen sene ve bu bizim yasal hakkımızdı. Fakat bir sürü sorunlar çıktı. Sürekli şirinin ezbere doğum tarihinden ilkokula kaydı yapıldı falan filan ve biz bunun işin içinden çıkamadık. Derneğe üye olduk. İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği'ne üyeyiz. Ve onlar bize yol gösterdiler. Yani bir derneğe üye olmadan oradaki işleyişi hiçbir şeyi çözemedik biz. Hiçbir şey yapamadık. Şimdi de mesela bazı şeyler oluyor, hemen derneğimize soruyoruz. Mutlaka yardım önce alıyoruz. Önce oraya danışıyoruz. Kendi kendimize bulamıyoruz, yapamıyoruz, çözemiyoruz. Hani yapanlar varsa gerçekten tebrik. Şimdi mesela kaynaştırma bölümündeyiz, az önce söyledim. Rapor yenilenmeleri 6 ay kadar ertelendi. Raporların yenilenmesi. Ama kaynaştırma raporlarının alınması ve onlarla ilgili hiçbir bilgi yok. Biz cuma gününden bu yana böyle bekliyoruz ne olacak diye. Çünkü şu ara bizim gitmemiz gerekiyordu ki asla gitmek istemiyoruz. Çocuğu öyle bir ortama asla sokmak istemiyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Hemen yine derneğimize sorduk. Derneğimiz belgeleri paylaştı, bilgi verdi. Yani bu iş böyle. Hep beraber birlik olunca ancak ilerleyebiliyoruz. Zaten herhalde tanık olmuş bütün ailelerin gerçekten kendilerini en yakın hissettikleri, ifade edebildikleri derneklere hemen gidip üye olmaları lazım. Yani bir süre sonra çünkü hiç işin içinden çıkamıyor. Yani müdür mü doğru söyledi, orası mı doğru söyledi, ilçe mi doğru söyledi, iyice bir kaotik ortam. Mutlaka yardım almak zorunda kalıyorsun. Peki bu geçen biz araştırmıştık. Türkiye'de 402 tane dernek var otizmle ilgili Türkiye genelinde. 17 ya da 18 tane de vakıf olması gerekiyor galiba hatırladığım kadarıyla. Bir de Türkiye Otizm Meclisi var. Hani bayağı böyle baktığımız zaman aslında daha önceki yıllara nazaran çok daha güçlü bir güçlü görünen bir birliktelik oluşturmuş, bir şeyler yapmak isteyen ve gerçekten de hani ailelerin işin içerisinde olduğu, eğitimciler ve terapistler de değil, ilginç olan da ailelerin işin içerisinde olduğu bir durum da var. Bunların sizce hani daha olumluya doğru mu gider yoksa neler olabilir? Bir fikriniz var mı bu konuyla ilgili? Bari konuşmuşken bunu da konuşalım. Tabii şimdi bu diğer otizmli ailelerle tanışmaya başladığınızda tabii bir süre sonra bu konuya ömrünü adamış insanlarla tanışıyorsunuz. Yani o insanların emekleri bugün bahsettiğiniz hani güçlü duruşa gelene kadar çok önemli isimler var. Çok ciddi çalışmalar yapmışlar. Duyduğunuz zaman ben ilk dinlediğim zaman hikayeleri kendimden utanmaya başladım. Bu kadar açık söyleyeyim. Dedim ki benim de bir şeyler yapmam lazım. Hazıra konmak diye bir şey yok. Çok ciddi çalışmalar yapılmış ve kendi çocuklarıyla uğraşırlarken aynı zamanda bir sürü dernek, kurum, kuruluş, insanlar ve ilmek 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 bugünlere kadar gelmişler, örmüşler. Çok ciddi saygı duyulması gereken hareketler bunlar. Evet. Ve bizler de yeni tanı almış aileler en azından şunu yapmamız gerekiyor. Buna gerçekten saygı duymamız lazım. Çünkü şöyle bir şey, bizim ilk rapor aldığımız sene 2016'da raporumuzun üstünde özürlü raporu yazıyor. Yani ben o kağıda bakıp 3 ay ağladığımı biliyorum şu camın önünde. Bu sene nihayet artık özel gereksinim raporu yazdı ve ben hey diye, ama işte o öyle kendiliğinden olmuyormuş. Evet. Bunun için herkes
Günlerce çalışmışlar, her şeyi bir araya getirmişler. Kaç tane bakan görmüşler, geçirmişler. Bütün bu hikayeleri araştırıp okuyup dinlediğimiz zaman saygı duymakla birlikte bizlerin de artık annelerin, babaların elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Ve bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani bugün bizim bu 8+4 12 saatlik raporumuzun oluşması bile hep emekler karşılığında yapılmış. Elimizden geldiğince ne gerekiyorsa hep birlikte bu oluşturulan durumu devamını getirmemiz gerekiyor. Artık sorumluluk ne gelecekse bir şekilde yapacağız. Bir şekilde çalışacağız. Ve öyle iyiye gidecek. Yani bizler birlik olduğumuz sürece iyiye gidecek ve bu bayrakları nasıl devralacağız bilmiyorum ama bir şekilde devralıp devamını getirmesi gerekiyor. Çünkü hiçbir şey devletten hadi buyurun bu güzel yenilik geldi diye olmamış. Yani insanların çok büyük emekleri var. Çok fazla emek var. Biz zaten hani buradan sevgilerimizi de yollayalım. Sevgili Sedef Erken'e. Onunla tanıştığımız zaman, konuştuğumuz zaman ve geçen yıllar her şeyde diğer arkadaşlarım, burada adını artık hani tek tek söylemeyeyim, diğer arkadaşlarım o hikayeleri duyduğum zaman İrem'in de adını analım, İrem Avşin'in de, cevap veremedim yaptıklarına. Tek tek çalışmışlar, böyle ilmek ilmek oymuşlar. Bugünlere çok zor gelinmiş, büyük bir sorumluluk hissediyorsunuz. Zaten onun üzerine hemen biz ilk şeyde yaşadığımız sorunda Sedef Hanım'ın kurmuş olduğu derneğe koşa koşa gittik, yolduk. Ve o gün de yazdım herkese. Bütün anne babalar gerçekten yakın buldukları dernekte üye olsunlar. Bizler evlatlarımız ve herkes için bir şeylerin güzel olmasını istiyorsak artık üzerimize ne düşüyorsa hep beraber birlik olup el ele yapmak zorundayız. Başka türlü olmayacak çünkü bu iş. Evet, buna katılıyoruz. Konfederasyonun da yani ayrı ayrı ses çıkarması değil de tek bir ağızdan ses çıkarması bizim isteğimiz. Niye? Şimdi mesela yurt dışında çalıştığımız 2-3 tane firma var. Benim ben ticaretle uğraşıyorum. Mesela bir yemek yedik. İsveçli ve Danimarkalı işte iş ortaklarımızla. Anlattım işte. Dedim ki kızım böyle böyle. Peki dedim ne yaptırıyorsun? Dedim bunu yaptırıyorum. Şu kadar ödüyorum. Şunu yaptırıyorum. Bu kadar ödüyorum. Şuraya gidiyorum. Oraya o kadar aidat veriyorum. Böyle dinledi beni. Danimarkalı dedi ki bizde bedava dedi. Dedim ki İsveçli'ye sizde peki dedim. Siz de bedava dedi. Artı destek de alabiliyorsun dedi. Yani ve dedim ki biz bunun karşılığında işte hesapladık. Şunu ödüyorum dedim. Dedi ki çok ciddi bir para ödüyorsunuz. Benim için tabii çok ciddi bir para. Biz de bedava dedi. Şimdi bizim 420 tane derneğimiz işte vakıflarımız falan bunları sağlayacak şekilde getirmesi lazım. Artık tek ağızdan ses çıkartıp bak kardeşim Danimarka'da şu uygulanıyor, İsveç'te bu uygulanıyor, İngiltere'de bu uygulanıyor işte atıyorum. Afaki ülkede şu uygulanıyor. Bak bizde de bu olmasa da mesela biz şu anda savaşını verdiğimiz tek şey gölge öğretmen. Ve biz bunu kendi finansmanımızla sağlayıp Şirin'e bir gölge öğretmen vereceğiz okula gittiğinde. Öyle gözüküyor ama gönül ister ki her sınıfta bir gölge öğretmen ya da her bu şekilde... Okulda bir gölge öğretmen olsun ve çocuklarımız daha rahat hareket etsin. Öğretmenler de daha rahat hareket etsin. Çünkü pedagojik olarak birçok sınıf öğretmeni otizm eğitimini bilmiyor. Ya da otizmli bir çocuğa nasıl davranacağını bilmiyor. Çünkü şu anda birçok öğretmen 1970'lerden, 65'lerden beri gelen öğretmenlik yapan insanlar var ki birçok video izledik internette. Otizmli çocuğa nasıl davranacağını bilmiyor kadın. Artık kadına şey gelmiş... Sıkıntı gelmiş ve çocuğu sınıftan atmıyor. Ama şimdi o çocuk orada sarılmaya çalışıyor. Çok ciddi bir travma. Biz mesela işin içine girince diyorsunuz ki ya arkadaş sen bu kadar eğitimcisin. Bunu nasıl yapabiliyorsun bir çocuğa? Hadi çocuğu bırak. Böyle bir çocuğa nasıl yapıyorsun? İşte pedagojik olarak bu bilgi bilmediği için bizim tüm velilerin bir gölge öğretmeni ihtiyacı var. Bu 420 tane dernek, vakıf, konfederasyon, ıvır, kıvır. Bunların tek ağızdan artık bu ufak gözüküyor ama bunları halletmeleri lazım. Çünkü birçok insan bu görevi bekliyor. Kurunun yanında hani yaşlarda yanmasın. Tabii ki çok kıymetli öğretmenlerimiz var. Gerçekten
Muhakkak tabii. Üzgün öğretmenlerimiz. Ben sadece var. Birkaç örnek tabii var. Ki arada maalesef ki böyle çok kötü örnekler var ama dediği doğru. Neden kötü örnekler olsun artık? Yeter. Yani bir sürü hikayeler okuduk. Yani yaşanan çok acı hikayeler var. Otizmli çocukları okulda istemiyoruz. O bu şu delisi olsun, öğretmeni olsun. Bir de olsun. O boyutu var, evet. Bu işler nasıl çözülür aslında? Sadece kaynaştırma eğitimiyle çözülür. Kaynaştırma eğitimde ilk yaşından itibaren artık kreş mi deniyor adına, her ne deniyorsa doğal gelişimli ve farklı gelişimli çocukları bir araya koyarız. Onlar mutlu beraber güzel yarınlar için birlikte eğitim hayatını yaşarlar. Anne babalar da aynı şekilde birlikte yaşamayı öğrenir. O zaman zaten artık her şey belirli bir noktada iyileşmiş olur. Yani kaynaştırma eğitimi olmadan zaten hiçbir şey olmaz. Yani biz bu tarafta kendimiz sürekli bütün engelli aileleri böyledir. İğneyle kuyu kazarsınız. Evet. Kazılıyor. Bu taraftan gelen bir şey yok. Neden? Hep beraber kazalım ki bu bir sorun değil zaten. Muazzam bir şey. Hayatta her renk var. Ve bütün renkler bir arada olmak zorunda. Kaynaştırma, eğitim, bunun için ne gerekiyor? Sistem, prosedür, neyse. Bunun artık oluşturulması lazım. Dediğim gibi zaten bu konuda çok büyük çalışmalar yapmış. Çok büyük savaş vermiş. İnsanlar var bizden öncesinde. Bizler de yavaş yavaş önümüze geldikçe ne yapılmış, ne edilmiş okuyup ders çalışıp öğrenmeye çalışıyoruz. Anladım. Bu konuyla ilgili küçük bir şey de ben eklemek istiyorum. Söyledikleriniz gerçekten önemli. En az kısıtlayıcı ortam kavramı var. Hani özel eğitimde çok önemli. Sadece özel eğitimde değil, hepimizin hayatında da önemli. Çünkü normal çocuklarımız dediğimiz çocuklara bile eğer... Bir saniye. Ben de şimdi iyice uzadı ya, endişelenmeye başladım. Şimdi çocuk ne yapıyor? Bir de ablasının odasına geçiyorlar. Ben görüyorum. Ablasının odasına geçiyorlar, bir içeri geçiyorlar, bir mutfağa geçiyorlar. Buradan sürekli onları izliyorum ben de. Ama şimdi sıkıldı bir şey istedi ablam. Arada sırada böyle gelebilirler, görebiliriz onları da. Olur. Geçip uzatmayayım çok fazla. Hani zamanınız da çok şimdi normal çocuklar için bile gerekli bu en az kısıtlayıcı ortam. Çünkü hepimizin aynı şartlar içerisinde duyusal girdileri biz doğru düzgün alamadığımız, yani normal çocuklarda bile farklılık gösteriyorsan, bu çocukların da en az kısıtlayıcı ortam dediğimiz o ortamdan, çevresel düzenlemelerden yararlanacak şekilde eğitim öğretime tabi tutulması gerekiyor. Hani benim için açıkçası hani bunların hepsi dediğiniz gibi nöroçeşitlilik içerisinde yer alan unsurlar ve çok önemli bu. Ve buna uygun bir çevrenin, eğitim ortamının, öğretmen ağının güçlendirilmesi gerekiyor. Tabii dediğiniz gibi bunun daha çok yolu var. Umarım olur diyelim ve bu kavramların altını da bizler de böyle bu şekilde dolduralım. Son birkaç tane... Zaten şunu söylemek istiyorum sadece. Hangi konu olursa olsun, bu ülkenin sağlık, ekonomi, eğitim, her ne olursa olsun, bunu söylüyorum herkese. Hayal ettiğimiz o muhteşem ülke her ne ise, bu ancak ve ancak kaynaştırma eğitimi biz tamamladıktan ve o nesiller birlikte sonra olabilir. Bu çok önemli. Bu en önemli basamak bence. Bu arada şeyi merak ettim. Onun üzerinden böyle kısaca da bir geçelim. Evet. Kendi psikolojik dayanıklılığını görüyor musunuz? Alo. Şu anda görüyoruz, sesiniz biraz yankılandı. Tamam. Kendi içinizi, ruhsallığınızı, dayanıklılığınızı, ne bileyim tükenme ya da tükenmeme, hani özgücünüzü nasıl koruyorsunuz bu arada? Çünkü burası da önemli. Koruyor muyuz? Nelerden, yani böyle kendinize dair neler yapıyorsunuz? Kısaca biraz bundan bilgi alalım. Sonra görüş ve önerilerinizle şey yapalım, bitirelim derim ben. Gerçekten çok verimli bir konuşma oldu diye düşünüyorum. Umarım, inşallah. Yani ne yapıyoruz? Öncelikle kendimize bakmaya da devam etmeye çabalıyoruz. Şirin uyur uyumaz ya bir dizi. Hani. Yani şöyle söyleyeyim size. En absürdü bu olacak. Geçen gün dikiş makinesi aldık mesela.
Ve şirini oyalamak için bu arada. Mesela ben de dikişim, ben Gülden evim. Dedik ki çözeriz ya, bir hobimiz olsun azından. Uğra mesela evde duruyor dikiş makinesi. Arada bir şeyler dikiyoruz. Diyoruz ki bak, dikiyoruz, adı dikiyoruz. Mesela onu yapalım bardık, hani evde çünkü bir şey kuracağız. Yani işte atıyorum haftada bir kere gel bir yere gidelim, bir şeyler yiyelim içelim, yapamıyoruz. Şey ya da işte hadi gel spora yazılalım, yapamıyoruz. Öyle bir zamanımız yok. Pandemiyle alakası yok. Yok. Yani biz pandemiden önce de garanti hayatı yaşıyoruz. Evet. Hani belki o yüzden size oradan böyle sağlam bir psikoloji gibi gelmiş olabiliriz. Ama öncelikle delirerek soruyorum. Akıl sağlığınızı. artık bıraktık yani içi boyunu. Bir şeyi mükemmelleştirmeye çalışmıyoruz. Ama mutlaka hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sevdiğimiz bir şey yapıyoruz. Mesela çoğu zaman birbirimizi de görmek istemiyoruz. Birimiz salonda, birimiz mutfakta ayrı ayrı diziler seyrediyoruz. Bir şey izlemek, dediği gibi dikiş dikememek, örgü, mutlaka mutlaka kafayı dağıtacak bir şey. Ama hani bu kafayı dağıtacak bir şey bir arkadaşla sohbet etmek değil. Bir şey yapmaya çalışıyoruz. Kitabı bir bölümünü okumak, bir şey. Yani çok dolu dolu yapamıyoruz belki her şeyi. Ama kendimize ait en azından bir saat, 1,5 saat ayırdığımızda ertesi sabah daha güçlü kalkabiliyoruz. Yani. Yani olabildiğince. Bir de çoğuna zaten şirin dahil oluyor. Yani işte dikiş makinesi aldık, ona dahil oluyor. Mesela pota, basketbol potası aldık. Zaten Şirin odasında duruyor. Şirin oynuyor onunla da. Arada Şirin'e beraber basket atıyoruz evin içine falan. Şirin'in dahil olabileceği böyle zamanlar ayarlıyoruz kendimize. İşte okumak olsun, müzik dinlemek evet. olsun, film seyretmek olsun ya da işte atıyorum bir şeyler yazmak, çizmek olsun. O zamanı en azından bir 20 dakika, 30 dakika, bazen de hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü ben sabah 6'da kalkıp akşam 9'da eve dönüyorum. O süre zarfında Gülden zaten Şirin'le beraber. Ben de gelince çok yorgunum. Biraz boğuşuyoruz Şirin'le. Biraz yazıyoruz, çiziyoruz, resim yapıyoruz. Zaten Şirin yatınca ben de yatıyorum. Geri kalan zamanda Gülden ya müzik dinliyor ya bir şey. Hani kendimize bir zaman ayırabiliyoruz. Ama bu süreçten önceki zaman gibi bir zaman değil. Yani bu süreçten önce haftada bir yerde bir yemek yemeye ya da bir şeyler içmeye ya da bir konsere, tiyatroya, sinemaya vaktimiz oluyordu ve gidiyorduk. Ama bu süreç başladığında hiç yok diyebilirim. Yani gidiyorduk derken baktığımız... hani Şirin'i götürmüştük bu sene başlamıştık beraber. Evet. İlk defa bir sinemaya gittiğimiz bir arada. Sadece bir kere gittik sinemaya. Evet. O gezim dönemi. Bir de ilk defa gece dışarı yemeğe gittik. Kabullenmek her şeyin özü. Kabullenmek. Hayatın her zaman güzel olduğunu inanmak. Evet, bazen çok zor oluyor hayat. Ama o zorluğun içine bilmiyorum. Ben biraz böyle severim de psikolojik oyunları. Gerçekten severim. Zor olanı ve onu çözmeyi severim. O zor olan içerisinde kabullendiğiniz ve her şeyin aslında çok güzel olacağına odaklandığınız zaman bence her şey değişiyor. Yani en kötü olasılıkta bile artık bir yerde otomatiğe bağlıyorsunuz. Orta yolu da olsa bir çözüm bulunacak. Tamam. Ama ötekisi çaresizlik, kurban psikolojisi, aman onlar ateş konular. Kimse girmez. Yani o oradan mümkün olduğunca kendimizi kurtarmak. Mesela örgü de öğreniyorum ben. Ama bu sene bir düz örgü tutturdum. Tıkıdık tıkıdık tıkıdık. 10 tane falan atkı ördüm. Hani. Gündüzde göndereceğim. Yani bir şekilde yolunu bulmaya çalışıyoruz. Bu arada ablasıyla ilişkisi nasıl? Onu da bir gözden. Muhteşem bir rekabet söz konusu orada. Ablası bu arada 19 yaşında. Hani orada şanslı olduğumuz bir konu var ki aralarındaki yaş farkı. Muazzam bir rekabet. Yerlere yatarsın. Gülmekten. Abla bir şey yapıyorsa bu, tabii biz bunu avantaj olarak kullanıyoruz. Mutlaka o da başarmak zorunda. Ama çok dezavantaj olduğu bölümü de oluyor. Mesela çok önemli bir özel eğitimin ortasında, tabii çocuğun da ya sınavı var, bir şeyi var ablasının da. Sağ olsun bu arada, gerçekten iyi çocuk yetiştirmişiz. Çok olgun davrandı. Çoğu zaman çoğu sorununu kendi halletmek durumunda kaldı. Ve en çok hoşumuza giden bölüm de kendisi otizmi öğrendi. Otizm için
dedi. Ama o olmasa bu kadar başaramazdık. Yani doğruya doğru. Ablası olmasa. Valla 15 gün önce bu arada bayağı ciddi kavga etmeye başladılar evin içinde. Sen aldın, ben aldım. Çok geçirdik. Yani ilk kez yaşadığımız bir şey bu, kardeş kavgası. Dedik ki karışmayalım, bakalım ne yapacak. 5 dakika sonra baktık barışmışlar. Sarmaş dolaş yatıyorlar. Yani şimdi ablanın odasına girmek, onun eşyalarını karıştırmak Şirin için çok büyük bir olay. Yani o yüzden iyi gidiyor. Tabii ablayı bu arada özel eğitimlerde en fazla kullandığımız insan, buradan anladığınız gibi. En fazla onu öne sürüyoruz. En kritik anlarımızda. Yani ilişkileri çok güzel, şükürler olsun. Peki. Görüş ve önerileriniz var mı peki? Yani genel olarak aklınıza gelen, içinizde kalmasını istediğiniz bir şey var mı? Valla benim en çok, yani işte Gülden'le sürekli gidiyorduk özel eğitimlere. Benim en çok yadırgadığım şey şuydu. Bazı aileler çocukların bu durumlarını birçok kişiden, hatta kendi akrabalarından bile saklıyorlar. Evet. Bu eğitimle ya da işte sosyokültürel diyelim alanla alakalı bir şey. Çünkü işte ne yazık ki biz ataerkil bir toplum olduğumuz için çocuğun bu durumu bir kusur ve ulan acaba bizim çocuktan mı yoksa gelinden mi bu kusur diyebilecek bir toplum olduğumuz için bu sıkıntıyı yaşayan birçok aileyle Gülden de daha çok muhatap oluyor. Mesela bu çok büyük bir yara. Çünkü o çocuk öyle geldi. Kaybolup gidiyor arada. Evet, mesela çocuk ne eğitim alabiliyor, ne adapte olabiliyor, ne kuzenleriyle. Benim mesela en çok rahatsız olduğum konu buydu. Çünkü mesela biz de en başta buna başlarken dedik ki, ya biz bu sürece giriyoruz ama şimdi ileride acaba engelli raporu karşısına çıkar mı, işe girerken çıkar mı? Çünkü burası öyle bir, yani kapalı bir toplum olduğumuz için. Evet. Ya bu sen engelli raporun varmış diyebilirler. Çünkü içeriği ne olduğunu bilmeden ki herhangi bir engellinin, herhangi bir Down sendromunun, herhangi bir otizminin, herhangi birinin hiçbir farkı yok. Ki artıları var. Velhasıl kelam mesela benim en çok rahatsız olduğum, bunu duyduğumda çok rahatsız olmuştum. Mesela birisi kayınvalidesine bu durumu söylemiyormuş ve diyormuş ki çocuğu parka çıkartıyorum deyip özel eğitime götürüyor. Şimdi mesela bu durum beni çok rahatsız etmişti. Umarım bilinç düzeyi olarak belli bir seviyeye artık ulaşırız. Hele ki bu konularda. Yani kayınvalidesi de artık o gelini anlasın. Çocuğunu anlasın yani. O çocuk da parka gidiyorum diye. Yani o çocuk açısından empati yapınca bakıyorsunuz, diyorsunuz ki bu korkunç bir durum. Beni en çok rahatsız eden durum bu olmuştu. Onun harici tabii biz işin içine girince bu özel durumları, otizmi, Down sendromu biraz daha irdeledik ve merak ettik. Şimdi mesela bir yerde bir çocuk cazgırlık yapınca diyoruz ki özel bir durumu olabilir. Bakmayalım o tarafa. Biz de çünkü hemen birileri çıkıp bak bağırırsan seni annen böyle. Ya diyoruz ki arkadaş kızımız otizmli. Mesela 3 kere 4 kere bir restoranda sinirlendi ve kriz geçirdi. Dedim beyefendi otizmli yani sizin alanınıza değil. Bak seni götürür polis. Mesela bizde böyle bir eğitimsizlik ve hadsizlik var. Beni en çok rahatsız eden bu olmuştu. İnşallah o bilinç düzeyine erişiriz de hem çocuklarımız hem de bu tür çocukların ebeveynleri rahat hayatlarına devam ederler. Beni en çok rahatsız eden buydu. Erkan'ın dediğine aynen katılıyorum. Yani onu onun dışında şunu belirtmek istiyorum. Otizm dünyasına girdiğimiz zaman farklı bir şekilde hemen hemen her konuda ayrımcılık yapıldığını gördük. Ve bunu acı deneyimlerle yaşıyoruz. Fark etmiyor. Hangi konu olursa olsun. Belki de bu yüzden artık çıldırıp daha fazla yüksek sesle konuşmaya başladık karı koca. Yani her konuda bir ayrımcılık korkunç rahatsız ediyor. Ve özellikle bu pandemi döneminde, korona döneminde daha önce bahsettiğim gibi özel eğitimlerin tatil olup olmadığını bile öğrenebilmemiz çok uzun bir zaman aldı. Ve ertesi günü bunu ehliyet direksiyon kursu maddesinde gördüm ben çocuğumun virgülünde özel eğitim tatil olduğu. Bu çok rahatsız edici bir şey. Yani bizler çocuklarımızın anayasal haklarının doğal olarak
yaşayabilmelerini istiyoruz. Bu pandemi sürecinde çok isterdim ki otizmli çocuk annesi olarak birileri de çıksın. Desin ki engelli vatandaşlarımız, otizmliler, Down sendromlular, işte sizleri de düşünüyoruz. Çok zorlu süreçten geçiyorsunuz. Hani bir destekleyici, bizim de bu ülkenin vatandaşı olduğumuza dair, hani bizi hatırladıklarına dair bir açıklama, sarıp sarmalayıcı bir şey çok isterdi. Olmadı. Engeller haftasında da olmadı bu. Hiçbir konuda olmuyor. Buna üzgünüm. Çünkü bakmayın hani biz burada yine gülerek ederek anlatıyoruz ama hani belirli zorluklara alışkın olduğumuz için yani çok zorlu süreç yaşayan aileler de var. Spektrumun çok zor bölgesinde olan evlatlarımız da var. Evlerinde çocuklarını çok zor tutabilen ailelerimiz de var. Biz bunları hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Tanıdıklarımıza da elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Ve bu zorlukları yaşarken artık çıkıp da birilerinin resmi olarak bizi destekleyen bir şey söylemesini isterdik. Daha denk gelmedi. Yani buna üzgünüm bunun için, çok üzgünüm. Evet. Yani en büyük yaralarımdan biri belki de bu, maalesef ki. Bu evet, çok sıkıntılı bir konu. Umarım hani böyle yayınlarla ya da farkındalık düzeyini, hani temennimiz o zaten, artması. İnşallah. İlla başına gelince bu durumu anlamaması. Yani bizim toplumun genel olarak evet, böyle bir özelliği var. Nasihatten çok öğrenmiyoruz. Daha çok başımıza gelince pratik metotlar evet, öğreniyoruz. Bu bir normal insan öğrenme metodu ama bizim toplumun baş öğrenme metodu. İlla babalarımız, dedelerimiz bile hani gündelik hayatımızda bile şunu yap, bunu yap dediği zaman çok dikkate almayız ama düştüğümüz zaman evet, düşülüyormuş. Evet. Biraz sanırım bizim toplumun olgunlaşma kültür seviyesiyle alakalı bir şey. Konu tabii çok geniş. Neyse, bizi ilgilendiren tarafı bu toplumun ve bizlerin de bu konuda biraz duyarlılık ve farkındalık oluşturması. Bu açıdan evet, hani bu süreçte de, hani dediğim gibi benim genel amacım hani daha çok uzmanlar çok konuşuyor. Hani görüyorsunuzdur, tekrar altını çizme gereği diyorum ama ailelerin yaşadıkları, ailelerin evde küçük işte bir el yıkama çalışmasını bile nasıl öğrettiği bence çok daha değerli ve çok daha önemli. Çünkü çok konuşuluyor bunlar. Hani küçük bir şey ama hani bu küçük küçük şeyler yan yana getirildiği zaman birilerinin gerçekten büyük problemleri olmuş olabiliyor onlar. Dolayısıyla onlara yönelik evet, bazı öneriler, fikirler ve yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Bu da bunu da dikkate alan insanlar var diye düşünüyorum. Katkı sunduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Umarım sunabilmişizdir. Şirin'in zamanından çalmamışımdır diye düşünüyorum. Onlar güzel takılıyorlar içeride. İçeride takılıyorlar, anladım. Evet, ablasıyla beraber. Tamam. O zaman selam söyleyin diyelim onlara. Tekrar bilginiz için, katkınız için teşekkür ederim. Benim söyleyeyim. Çok teşekkür, biz çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Çok heyecanlandık. Umarım dilimiz döndüğünce kimsenin kalbini kırmadan ya da gerçekten ifade etmek istediklerimizi edebilmişiz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin yayınlarınızda.